Efendim bakın arkamdaki görüntüler hakikaten insanı korkutan cinsten görüntüler. Normalde bayramda boş kalan İstanbul trafiği bu bayramda ezber bozdu resmen. Yoğunluk haritası bayramın birinci günü hariç kıpkırmızıydı. Ramazan bayramında yurt genelinde yer değiştiren yaklaşık 22 milyon tatilcinin demek ki büyük bir kısmı İstanbul'a akın etmiş dedirtti. İşte bu büyük göç bugün İstanbul'da hayatı tam anlamıyla artık durma noktasına getirdi. İstanbul'un her noktasında manzara hep aynıydı. Toplu ulaşım araçları yoğun, sahiller, parklar tıklım tıklımdı. Bizim geçtiğimiz yolu da kapatıyorsunuz. Şuraya görüyorsunuz. Olacak diye bir şey değil yani. Ramazan'da da böyle kalabalıktı. Biz Eminönü'nden geri döndük. Türkiye genelinde 20 milyon kişi akraba, eş, dost ziyareti, 2 milyon kişi ise tatil için şehir değiştirdi. Kuşkusuz en çok şehir değiştirenler İstanbul'u tercih etti. Ortaya bu görüntüler çıktı. İlk defa bu kadar yoğun ve sıcak görüyorum yani İstanbul'u. Bu kadar insan kalabalığını bir arada ilk defa görüyorum. Kuyruklar uzadı. Cadde ve sokaklarda adım atacak yer kalmadı. İstanbul'da bayram coşkusu böyle kalabalığa takıldı. İstanbullu çıktı. Onun yerine bence İstanbul dışından adam geldi buraya. Ücretsiz olduğu için her yer. Onun da müthiş bir etkisi var. Keşke ücretli olaydı da bu kadar insan çıkıyordu da biz de keyfini sürseydik İstanbul'a. Bayramda toplu ulaşımın ücretsiz olması İstanbulluları sokağa döktü. Marmaray Sirkeci istasyonundaki yoğunluk böyle görüntülendi. Eminönü Üsküdar iskelesinde yaya trafiği kilitlenince turistler araç yoluna çıkıp yürümeye başladı. Küçük çekmece. Avcılar. Otobüs durakları da, otobüslerin içi de tıklım tıklımdı. Zaman zaman yolcular arasında tartışma çıktı. Ya sakin olun Allah aşkına, kocaman adamlarsınız ya. Boğaz turu yapmak ve adalara gitmek için Eminönü iskelesine akın edenler saatlerce sıra bekledi. Avcılar'da metrobüs üst geçidindeki yoğunluk izdihama dönüştü. İstanbullular dışarı çıktığına çıkacağına pişman oldu. Şimdi nereden geliyor ama geldiğime pişman oldum. Bayram izninin tadını bir türlü çıkaramayan İstanbullular isyan etti. İlk gün eyvallah boştu ama dün mesela Mecidiyeköy'e 1,5 saatte gittik arabayla. Geri eve dönüyoruz ki akşam trafiğine kalmayalım diye. Trafik nedeniyle eve dönüyorum evet. Sabah yaşadığımızı yaşadık. Eşimle beraber Bakırköy'e gittik. Taksim'e gittik, Beyoğlu'na gittik, tarihi yerleri gezdik. İnsan selini aşıp gitmek istediği yere gidebilenlerse günün şanslılarındandı.